Buyurun Çınar Bey. Merhaba Katya. Merhaba. Sen çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Uyanmış mı benim kızım? Uyanmış mı benim prensesim? Babasının prensesi. Dünyanın en güzeli. Oh. Senin kızın mı? Allah benden Bilal'i aldı, diğerini nasip etti. Ondan kalan hatıralar, yüzü, sesi, kokusu hepsi birer birer uzaklaştı benden. Geriye bir tek en canlı, en kanlı haliyle kızım kaldı. Benim yaşama sebebim oldu. Tek oğlum. Öyle iyi anlıyorum ki seni. Kızım Nazlı'dan sonra başka hiç bebeği kucağıma alamayacakmışım gibi geliyordu. Ta ki rüzgarı bağrıma basana kadar. Kızım mı vardı? Kaybettim. Başın sağ olsun. Nazlı'mdan sonra tek avuntum rüzgar olmuştu. Kendi çocuğummuş gibi bağrıma bastım onu. O yüzden ayrılmak çok zor geldi. Seni anlıyorum. Rüzgar Nazlı'nın özlemini unutturmuş sana. İnşallah güzel kızım Lale de sana Rüzgar'ın özlemini unutturacak. Canım. Üşümüş sanki biraz. Üşümüş mü? Bunları giydirelim mi? Hadi. Gel kızım. Gel güzelim. Üşümüşsün sen. Hadi giy bakalım. Güzel koku. Aa. Hayırdır? Çok şaşırdın. Yine valizler mi var? Ay dur bir Mehmet, kendime geleyim. Hala inanamıyorum. Bu bizim masumluk abidesi Toprak var ya, evliymiş. Çınar'la evlenmeden bir gün önce boşanmış. Kocası da hapiste. Hapis mi? Bu kızı bıçakladığı için hapse girmiş. Ondan önce de bundan olan kızı ölmüş. Yani anlayacağın kız Gaye kuyusu gibi. Vay be. Neler geliyor insanın başına. Yazık kıza, ne badireler atlatmış. Ama enteresan olan Çınar'ın bu kızla neden evlendiği. Aşk işte. İnsana her şeyi yaptırır. Aman ne aşk ne aşk. Neyse ben gidiyorum. Halletmem gereken çok mühim işlerim var. Dur, nereye? Kutlama organizasyonu yapacak ekiple toplantımız var. Vallahi Mehmet, kutlamadan daha önemli işlerim var benim. Sen istersen bir iki saat ertelet ver. Hı? Hoşça kal. Günaydın. Günaydın Reyhan Hanım. Ne o? Taze gelin uyuyor mu hala? Bilmem. Çalıyorum çalıyorum ama ses çıkmıyor. Çınar Bey. Çoktan çıkmışlar bile. Gönderir misiniz lütfen? Evet, bu saatte viski istiyorum. Bir sakıncası mı vardı? Hemen viskimi gönderecek misiniz yoksa ben mi gelip alayım?
geçmiş ya. Oh. Reyhan? Girebilir miyim? Ilgazlar'dan kimseyi görmek istemiyorum. Ne işin var senin burada? Söyleyeceklerim söyleyip gideceğim zaten. Merak etme. Nasıl buldun beni? Zor olmadı. Lale ile kavga ettin dedi. Evden ayrılıp bu otelde kalmıştın. Viskiniz efendim. Merci. Bu mu bulduğun çözüm? Sen de çınar gibi kendini içkiye vereceksin, öyle mi? Daha güzel bir önerin var mı? Teslim bayrağını hemen kaldırdığına göre Çınar'ın aşk yalanına, bu evlilik oyununa inandın galiba. Çınar, gözlerimin içine baka baka bana o kıza aşık olduğunu söyledi Reyhan. Nasıl davranmamı bekliyorsun ki? Aşka bak. Öyle bir aşk ki dokunmaya kıyamıyor. Çınar'la o kız birlikte yatmamışlar. Emin misin? Vallahi ben gördüğümü söylüyorum. Onlar dün gece birlikte olmamışlar. Bunu bile bile hala otel odalarında içki içmeyeceksin herhalde. Sırf senin aşkına inandığım için buraya geldim. Her ne kadar ayrı yataklarda da yatsalar, onlar artık evliler Reyhan. Ne yapabilirim ki? Savaşacaksın Yeşim. Daha önce de yaptığın gibi. Ta ki istediğini alana kadar. Bunun işe yarayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki? Pes etmek yok. Bu evliliğin gerçek bir evlilik olmadığını kanıtlayacağız. Bunun için bir planım var. Hayatım. Günaydın. Günaydın. Nasıl bugün küçük Lale? Çok iyi Zümrüt Hanım. Yumurtasını yedi mi? Yedi, yedi. Bunlar ne? Toprak Hanım giydirdi. Sabah Çınar Bey'le Lale'yi görmeye gelmişlerdi. Ne gereksiz şeyler. Sıcacık yılda böyle köylü işlerine ne gerek var anlamıyorum. Tabii efendim. Tut. Hayatım. Küçük Lalem. Hemen geliyorum. İnanamıyorum ya. Ben de kızı dişli bir rakip falan sanmıştım. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Bence kızı hafife alma. Bir kere çok güzel bir kız. Yapma Reyhan. Öyle giyinen bir kızı Çınar nasıl yanında gezdirecek söyler misin? Sen yine de küçümseme. Bırak şu içkiyi artık. Planın ilerlemesini istiyorsan mümkün mertebe ayık olmalısın. Ne de olsa yarın bütün basın 50. yıl kutlaması için orada olacak. Ama ne yazık ki Çınar'ın büyük organizasyonu skandal evliliğiyle gölgelenecek. Neyse benim gitmem lazım. Yapacak bir sürü işim var. Görüşürüz. Ha, son bir şey daha. Senin gibi akıllı bir kadının olay yerinden uzak kalması hiç doğru değil. Ateşe yakın ol ki müdahale etmesi kolay olsun. Bana bak şekerim. Bu yalıda Nuh Nebi'den kalma adetler yerine getirilmez. Eğer Lale üşüyorsa kat yerine getirir. Merak etme. Gereken neyse yapar. Ayrıca benden izinsiz torununla ilgili herhangi bir şey yapılmayacak. Kafana göre hareket etme. Buyur. Günaydın Zümrüt Hanım. Günaydın. Hayırdır? Zümrüt Hanım bana Lale'nin anneannesi olarak onun bakımıyla ilgili bazı önerilerde bulundu. Ya güzel. Kahvaltı hazırmış. Sen git istersen.
Ben de birazdan geliyorum. Yeşim nasıl Zümrüt Hanım? Hem kızımın hayallerini başına yıktın, hem de şimdi merak ediyorsun, öyle mi? Bana bak Çınar. Hayatın ve yaptıkların seni ilgilendirir. Seçimini yapmışsın zaten. Ama Yeşim'i rahat bırak. Bir daha kızımın acı çekmesine izin vermeyeceğim.